Evet, ikinci yarıya hoş geldiniz. İTÜ kickoff ile başlayacak ikinci yarı. İlk yarı skoru 19-13 İTÜ üstünlüğüne tamamlanmıştı. İnşallah bu yarı da istediğimiz gibi gider. Ve ardından Sırbistan mücadelesi için Sırbistan'da görüşürüz hep beraber. Yayınımızın geleceği açısından şöyle kötü bir notum var. Hızla yağmur bulutları geliyor. Yağmura yakalanmamak hepimizin temennisi şu aşamada. Hızlı biter umarım. Yağmur başlamadan biter. Ve Oktay 2-2 ile başladı. Şu an Rus takımının törnü ve Ertürk alan. Ertürk muhteşem bir tackle. İkizler bugün gününde yine. İkizler bugün muhteşem. Umarım maç sonuna kadar böyle devam eder. Ve Berkan da aramıza katıldı şu an. Kendisine devrediyorum. Çok güzel bir return izledik. İki adına tabii. Çok güzel bir tackle oldu. Bir ve on. Kendi 18'inden top kaldıracak şimdi Patriot. Daha defense line'da 4 kişi görüyoruz. Solda 2 receiver Patriot. Sağ kısa bir rota. Orada güzel bir blok ama çok kötü tackle kaçırdık. 5 yardlık bir veya 4 yardlık bir kazanç. 2 ve 6 oynayacak şimdi Patriot. İki takımı da ilk yarıda hücumları taşıdı diyebiliriz. Savunmalardan ziyade hücum başarılarıyla sahaya tutundular, maça tutundular. Biz bir tık daha iyiydik. Yine bir tık daha iyi önde olacağımızı umuyoruz. Az önce cut bloğun ardından bir tackle şansı yakalamıştık ama maalesef miss tackle sonrasında yaklaşık 4 yardlık bir mesafe aldı Rus takımı. Şu an 2 ve 6'lık bir mesafeden hücuma başlayacaklar. Muhtemelen yine bir koşu oyunu izleyeceğiz. Hayır, pas oyunu geldi. Kısa mesafeli bir pas. Ve oyun bitti. Yaklaşık bir yardlık çok kısa bir mesafe kaybı. 3 ve 5 gelecek. Üç ve dört. Patriots hücumu şimdi. Replay izleyecektik ama flag, catch, interception hakemler düdük çalmayı geç yapınca şimdi bekleyeceğiz. Muhtemelen bir offside var ya da bir false start. Hakemi izliyoruz şimdi. Full start kararı, 5 yardlık bir ceza, 3 ve 9 oynayacak Patriots. Aslında tam da bir interception olmuştu. Ama tabii full start olunca otomatik olarak düdük çalıyor ve oyun duruyor. Full start başlangıç hatası, full start gibi bir bayrak geldiğinde oyun hiç başlamamış sayıldığından yapılan interception'ın ya da savunma müdahalesinin hiçbir esprisi kalmıyor. Top oyuna başladığı yerden 5 yard geriye düşüyor ve aynı ak tekrar oynanıyor. Yine de Rus takımının hücumu. Etkili bir pas geldi ama hayır. Catch yok. 4 ve çok var. Punt gelecek. Punt'ını izleyeceğiz. Patriots'ın. Yarıya defansımız daha iyi başladı. Maçın hatta başından beri ilk defa punt'a zorluyoruz karşılıklı.
Umuyoruz bu yarıda defans ilk yarıda verdiği şansları tanımayacak ve önde başladığımız maçı bu şekilde sona erdireceğiz. Oldukça kötü bir punt geldi. İyi bir return olur mu derken top yaklaşık gerçekten 50 yard. Gerçekten bizi sevmiyor mu? Top bizi sevmiyor. 20 yard kadar da kendi başına ilerledi. Sekebileceği en kötü şekilde, en kötü rotayla sekmeyi başardı top. Şimdi Hornet hücumunu izleyeceğiz. Kendi 45, hatta 42 yardlarından diyelim. Hornet hücumu yeniden sahada. Sol tarafta 3 receiver'ımız hazır. Ancak kısa bir pas. Etkili bir koşu, çok iyi bir koşu, çok iyi bir koşu ve first down geliyor. Türker Alan ikinci yarıya da iyi başladı. İlk yarıda da iyi carry'ler yapmıştı. Burada da yaklaşık 11 yardlık koşu sonrası first down'ı ilk hakkında almayı... Hayır, top daha geriye geldi. Top daha geriye geldi ama first down'ı hakemler sanıyorum verdiler, evet. Bir ve on. Bit 48'inde sağda ve solda iki receiver, soldan motion, bir fake, içeride inanılmaz çıktı Türker Alan ama çok güzel bir tackle geldi. Bir yardlık bir kazanç. Fake aslında bir kısım savunma oyuncuları tepki vermişti. Ve 9 oynayacak şimdi Hornets. Hornets topu daha çok elinde tuttu. Süreyi daha iyi kontrol ediyor. İlk hücumda da boş dönen hücum sonrasında kontrol Hornets'ta diyebiliriz. Şimdi Hornets içeriden bir koşu. Türker orada birazcık sendeledi ama ekstradan 4 yard daha aldı. Türker bugün inanılmaz iş çıkarıyor. Maşallah diyelim. Bugün ikizler oldukça formda. Defansta Ertürk, ofansta Türker takımına oldukça katkı sağlıyorlar. Türker yine muhtemelen maçın, yani genelinde maçın sonuna doğru muhteşem koşular yapacak. Umarım böyle devam eder. Şimdi ben hala Rus takımında defansta yani göremiyorum tabii safety. Yine safety yok. Muhtemelen burada yine bir ceza kesilebilir. Önde baskı yapıyorlar. Ne diyorsun Umut bu konuya? İlk yarıda cezalandırmayı başarmıştık ve yine bir hücumda da cezalandırmayı başardık. Yine first down'ı alıyoruz. Ancak burada dışa doğru atılan pasa rağmen özellikle iç sahası yapılacak uzun koşularda bomboş durumda. Üçüncü taşlamda olduğu gibi yine benzer bir doğrudan koşu sonrasında taşlamına gitmemiz olasıdır. Şimdi 1 ve 10. Hornets ve Twitson gene 33'üne kadar geldi. Sağda iki receiver, solda iki receiver. Arkada tek running back'le Türker ve Moses var arkada. Moses takımı yerleştirdi. Gene Türker'e içeriden bir dive. Türker çok güzel gitti. 3 yard kadar aldı. Ama orada birazcık tereddüt etmesi ona vakit kaybettirdi. 3 yardı kazandı Türker yine. 2 ve 7 oynayacak Hornets. Türkiye'nin üstünde de baskı her dahi daha fazla artmakta ama buna rağmen ortalama 3 yard, 4 yard arasında koşular peş peşe Türkiye'den başarılı şekilde geliyor. Hornet solda trips formation'a geçti. Solda 3 receiver, sağda tek görüyoruz. Arkada Türker ve Moses.
Beats en sonunda safety'yi çekti arkaya. Moses. Sağa doğru bir screen oyunu. Ama screen oyunu güzel bir şekilde okundu. Pat Beats tarafından durduruldu. Ve 9'du. Şimdi 3 ve 8. Bir yardlık belki bir kazanım var. Sayı çıkartabilmemiz için oldukça önemli bir drive. Bu noktada field goal mesafesine gelebilmek çok önemli. First down'da olamasak dahi 4-5 yardlık koşu sonrasında Berkay'dan bir field goal denemesi izleyebiliriz. Bu arada bir zorunlu oyuncu değişikliği geldi Hornets'ta. Hakemler bir numaralı atağının ekipmanında bir eksiklik olduğunu tespit etti. O da şimdi eksiklikleri tamamlamak üzere kenara çıktı. Yine trips formation'la sağda derken bir flag mi geldi? Flag geldi. Bir delay cezası geliyor. Delay of game 5 yardlık bir ceza. Şimdi 3 ve 13 oynayacak. Biraz da işi zora soktu Hornets. Şu noktada bulunduğumuz... The Bluetooth device is ready to pair. Evet, seste bir sorun olmuştu. Yine Oktay Tuna'nın receive'iyle bir 20-25 yardlık bir gain elde ettik. Şimdi İtü 1 ve gol oynuyor. Umarız bu drive'dan bir taştan çıkartırlar. 2-3 yardlık bir mesafe. Türker aldı ve touchdown. Touchdown. Bugün Türker adına oldukça gurur duyduğumuz bir gün. Güzel koşuların touchdown'la sığdırması da oldukça güzel oldu, iyi oldu. Tebrik ediyoruz kendisini. Umut, ne diyorsun şu anki duruma göre? İt hücumunun çok üretken olduğu bir gün izliyoruz. Her oyun sıkışında, her ihtiyaç olduğunda Moses'ın attığı 15-16 yard, hatta 20 yardı bulan paslar sonrası hep skora gittik. En sonda koşarak aldığımız touchdown'la beraber hemen her tür sayı üretmiş durumdayız. Bir alan gol denemesi gelecek Hornets'tan. Berkay gene topun başındaki isim. İçeriden baskı geldi ama field goal başarılı. 26-13 oldu skor. Üçüncü çeyreğin bitmesine çok fazla bir süre kaldığını tahmin etmiyorum. Skor ve zaman itibariyle çok iyi bir yerdeyiz. Ufak ufak galibiyet gözüküyor bence artık. Artık defansın da bir katkısı, burada bir durdurması maçın Hornets lehine döndüğünün en güzel ispatı olur. O yüzden şimdi defansımızın gerçekten bir adım öne çıkması gerekecek bu drive'da. Maçı da belki erken bitirmek adına, Hornets adına önemli bir drive olacak bu. Hornets ligin tecrübeli takımlarından biri olmuştur ve Hornets'ın genel karakterinde her zaman coaching çok iyi yönetmiştir süreyi. Şu noktada ben de katılıyorum. Defansın durdurması en büyük temennimiz. Maçın sonuna kadar iç hücumunu sahada görsek şaşırmayabiliriz.
6-13'lük Hornets üstünü devam ediyor. Berkay Bayraktar'ın kickiyle başladık. Sağ dibe doğru bir kick ve touchback oldu. Patriots hücumunu izleyeceğiz. İTÜ Bençin'in önünde ufak bir latent var ama yine oyun içi kabul edebileceğimiz hitlerden çok da büyümeyen bir hadise. Bu seviyede bu tarz didişmeler her zaman oluyor. Futbolun tatlı güzellikleri diyelim. Bir ve on kendi 20'sinden başlayacak Patriots. Dört kişilik bir lineman ekibi var Hornets'ta. İki running back var arkada. İçeriden bir dive. Linebacker'lar Gabe'i inanılmaz kapattı. Neredeyse red zone'a kadar da geri sürdüler. Kenarda yatan bir Patriots oyuncusu var. Umarım önemli bir şey yoktur. Zaten kalktı kendisi de. Yard var mı orada? Verilmiş olan herhangi bir yard yok. Bir yard eksi bir yard diyebiliriz. Herhangi bir kazanç yok. 2 ve 10. Yine 2 running back var. Patriots hücumunda. Soldaki receiver izliyoruz. Oyun kurucu bir fake gösterdi. Sağ tarafa flat'e bir pas. Amerikalı oyuncusu 5 yardlık bir kazançla sağ dışına çıktı. Orada tackle'ı yapan oyuncu çok güzel bir şekilde bitirdi. Hücum açısından değerlendirecek olursak 17 oyun numaralı Amerikalı oyuncuları şu noktaya kadar kendine gelen iki pası da yakalamayı başardı ve Rus hücum açısından bir seçenek. Ne var ki çok fazla kullanmıyorlar. Ağırlıklı olarak bu dış koşuları izliyoruz ve savunmamız ikinci yarıda bunları durdurmak konusunda çok başarılı. Yaklaşık 3 yardlık bir kayıp olsa da 4. haklarını 2 yardlık mesafeden oynayacak ve punt takımı bir kere daha sahaya giriyor. Hornets hücumu bir kere daha rakibi durdurdu ve yeniden Hornets'ı sağ hücumunu sahada göreceğiz. Defans maçın başından beri beklediğimiz o çıkışı yaptı. Şimdi bir de bir de güzel hücum izlersek. Turner şu an oldukça yakın duruyor. Puntlarını çok kötü vurmuştu Patriots. Ama tabii açılmaya devam ettiler. Bir top düştü. İnanılmaz. Çok güzel bir tackle geldi. Hornets adına çok büyük bir avantaj. 11 yardtan top kaldıracaklar şimdi. Touchdown'ın bir adım ötesindeyiz adeta. Maç ilerledikçe ilk maç tedirginliği üstümüzden atıldıkça yükseldik ve ilk yarıda olduğundan çok daha iyi bir yerde takım. İlerledikçe özgüvenimiz artıyor ve farkın açılacağını öngörebiliriz bence. Özellikle şöyle bir pozisyonda şimdi gelecek bir sayı bizi çok rahatlatır. 1 ve 10 ve Patriots'ın 11'indeyiz, 12'sindeyiz. Solda tek receiver izliyoruz. Sağda Trips var. Türker arkada Moses'la beraber. Muhtemelen Türker'in koşacağı bir oyun geliyor. Türker sol taraftan içeriye bir gap koşusu 4 yard kadar kazancını aldı. Koşmak için daha erken dönen ama ne diyorsun Berkan maç sonucuyla ilgili? Hornets Sırbistan'a gitmeye hak kazanır mı? Buradan eğer çok büyük bir mucize olmazsa ben sayı atar diye düşünüyorum Hornets. Sayıdan sonra da süre yönetimini zaten şu ana kadar çok iyi kullandı Koç gibi.
Bir mucize olmazsa Sırbistan'a kapıları araladı diyebiliriz. Ama tabii bir daha bir çeyrekte oynanacak futbol var. Rus takımı da maç ilerledikçe düşüyor. Benchlerini biz burada görüyoruz. Vücut dilleri orada. Moses'a çok kötü bir darbe geldi. Umut sözünü böldüm ama çok güzel bir baskı vardı. İçeriye bir acele top çıkarmak zorunda kaldı. Rus takımından bahsediyordun Umut. Maç ilerledikçe bizim artan özgüvenimiz Ruslarda da düşen özgüven olarak bize burada sirayet ediyor. Vücut dilleri her şey şu an bizim lehimize işliyor. Dışarıdan gelen bir baskı. Erken bir top çıkardı. Moses. 3 ve 6 şu anda. Arkada iki running back izliyoruz. Sağda iki receiver. Solda tek görüyoruz bunu şu anda. Ergen aldı. İnanılmaz bir cuk. Ve touchdown Türker Alan. Türker Alan bugün gerçekten nazar boncuklu oynuyor. Yani nazar değmesin. Çok iyi koşular. Çok iyi gap okuma. Çok iyi hızlanma ve patlama. Maçın sonuna bir taştan daha sığdırır böyle giderse. Hat-trick yapar diyorsun saldı. Yapar, yapar. Şu anda skor 26-13'tü. 6 sayı daha ekliyoruz ve 32-13'e getirdi. Hornet gelecek bir field goal. 33'e çıkaracak. Hornet kendisine fark 20 sayıya çıkacak. Çok büyük bir avantaj. 4. çeyreğin hemen öncesinde. Field goal. Bakıyoruz ve başarılı. 33-13. Hornets önde. 3. çeyreğin büyük bir kısmını geride bıraktık. Patrice'da bundan sonra ne bekleyeceğiz Umut? Yani 20 sayılık bir fark var. 3. çeyrek. Patrice'in şu andan sonra bütün hücum stratejisini değiştirmesi ve başarılı çalıştırması lazım bizim için işlerin kötü gitmesi için. Koşular üstüne yoğunlaşmış bir hücumu vardı ama 3 taş tuanına çıktıktan sonra fark artık koşu oyunlarıyla alınacak ya da bizim kaybedeceğimiz 4-5 yardlık kısa mesafelerin burada çok bir etkisi olmayacaktır. Big play kovalayacaklar ve savunmamız ikinci yarıda başladığı gibi devam ederse çok fazla bir şey üretebileceklerini zannetmiyorum. Saldo senin görüşün ne? Saldo şu anda ufak bir yemek molası verdi. Nereden Hornets'ın kickiyle başlayacağız. Teşekkürler Berkan. Yani ben bu drive'da eğer Rus takımı başarılı bir drive yapamazsa düşüş yaşayacağını düşünüyorum. Şu an bizim gördüğümüz kadarıyla da bench'te yani umutsuzluk hakim. Koçlar da ilk baştaki heyecanlarını yitirmiş gözüküyorlar. Ama tabii belli olmaz, daha süre var, süre uzun. Ama dediğim gibi ben Rus takımının bir düşüş yaşayacağını düşünüyorum bu drive'a bağlı olarak. Ondan sonra İTÜ muhtemelen ofansla rotasyona da gitmeye başlayacaktır. Ve rahat bir oyunla maçı getirecektir. Beraber izleyip göreceğiz. Umut, çok sayılı oyuncular olduğunu söylemiştik Rus takımının maç başında. Tabii bu kadar sayılı olmanın handikapı maçların genelde ikinci yarısında ortaya çıkıyor. Vücudu bütün maç boyunca taşımak kolay değil. Her şey lehimizde şu an. Her şey çok güzel. Patrice'da iki receiver sağda, iki receiver solda. Sola deep bir pas. Interception olabilirdi ama olmadı. Ertürk Alan, ofansa Türker Alan, defansa da Ertürk Alan. Alan kardeşler bugün gerçekten çok iyi iş çıkardılar. Kardeşler arasında bir MVP yarışı mı var yoksa? Tabii şimdi biz Türker'i çok anlattık. Ertürk'ten de bir atılım bekliyoruz. İki interception'a bakar. Orada 3. çeyreğinde sonuna geldik. 4. çeyrek 33-13. Hornets üstünlüğüyle devam ediyor. Bu arada tribünden
destek başladı. Dördüncü çeyrekle beraber. Sağda iki receiver, solda iki receiver. Patriots hücumu. 2 ve 10 oynayacaklar. Dropback'i, kısa bir pas. First down'u alacak kadar var mı? Yok. 7 yardlık, 8 yardlık bir kazanç olacak Patriots adına. Biraz da pasa ağırlık vermeye başlayacak Patriots bundan sonra. 3 ve 2 bir ay. Aslında first down'la düşündüğümüzden çok daha fazla yaklaşmışlar. 3 ve 1'den hücuma başlayacak. Yine süreyi kullanmak ve hücum üretebilmek adına, sayı üretebilmek adına Patriots'tan big play'ler bekleyebiliriz ama yine mesafenin kısalığı, first down alma ihtiyacı çok muhtemel karşı tarafı bir koşu oyununa yönlendirecektir. Yine aynı mantıkla içeriği oldukça kalabalık tuttuğu 3 linebacker'lık formasyon. Ve delay of game geliyor. 3 ve 6'ya dönecek top. Altı ve hücumunu izleyeceğiz. Orasın burada da tutması maçın artık tamamen Hornets egemenliğine geçmesi demek olacak muhtemelen. Evet. Koçu bayağı bir sinirlendi de. Zaten shooting coordinator'da pan takımına hazır olmasını söyledi. Hani düşüş olacak eğer first down gelmezse. Ondan sonra ilk üçün rahat bir maç geçecektir. Sağda, iki solda. Kübünün dropback'i. Yabancı'ya çıkan pas. Ama first down gelmedi. 4 ve 2. 4 ve 2 oynayacak eğer Patriots oynarsa. Punt mı vuracaklar yoksa oynayacaklar mı? Burada oynamaları düşünülebilir. Çünkü artık son çeyrek. Evet, punt takımı giriyordu ama bence geri aldılar. Bence hücum takımı burada olsun. Rus takımı şurada son bir direniş ortaya koyuyor. Burada dirençlerini kırarsak artık kazandık diyebiliriz. Sadece skoru söyleyeceğiz. Hornets'ın 6 kişiyle line'a indiğini gördük bu arada ama bir timeout geldi. Hornets timeout'u. Kritik bir drive Patriots adına, maça tutunma adına önemli bir adım bu. Eğer bu drive dönüşünde, mola dönüşünde drive'a devam ettiremezlerse çok büyük bir handikapla maçın geri kalanını tamamlayacaklar. Mola sona erdi. Rus takımı first down için son şansını kullanıyor. Bir QB dive ama first down almayı beceriyor. First down verdik. Yaklaşık 2 yard kısa bir koşu sonrasında first down ve orada sakat bir oyuncumuz var. Numarasını göremiyorum. Baran derse çarpışma sonrasında yerde kaldı ama bir şey yok gibi şu an bench'e doğru yürüyor. Ve oyuna geri döndü. Sağda iki receiver, solda iki receiver. Tehlikeli receiver'ları Amerikalı import 17 numaralı oyuncusu sol tarafta izliyoruz. Orada baskı geldi ve sek! Sol dıştan Uğur'a ve Oğuzhan iki taraftan sıkıştırdılar oyun kurucuyu. Pocket'ta aslında çok fazla vakti kalmadığı zaman oyun kurucu
sekle karşılaşıyor ve muazzam bir kayıp oldu Patriots adına. 2 ve 20 oynayacaklar şimdi. Bu arada kameraya muhtemelen yakalanmayan bölümde ufak bir holdingimiz de vardı. Geride sek yapmış olmamız cornerback'imizi cezadan da kurtardı. Büyük bir cezada yiyebilirdik. Şimdi 2 ve 20. Shovel pass daha izledik ama bu sefer linebacker'ımız uyandı. Orayı çok güzel doldurdu. Baran Terse tackle'ı yapan isim. 3 yardlık bir kazanç oldu Patriots adına. Ve 18. Batman şimdi topu kaldıracak. Tekrardan güzel bir baskı gelmişti. QB pakıta girdi. Berkay ne yaptın? Berkay ne yaptın? Berkay almıştı halbuki. Berkay ne yaptın? Yaşlı kurt Berkay topu bu sefer affetti diyelim. Affetti diyelim. O kadar net bir interception geldi ki kendisi de bence şaşırdı. Kucağındaydı aslında ama belki de beklemiyordu. Çünkü neredeyse maçın başından beri o tarafa hiç pas gelmedi. Ona bağlıyorum en azından öyle diyelim. Şimdi punt return'le devam edecek Türk. Bakalım bu drive'dan da bir taş daha çıkarsa zaten artık maçı aldık demek için bir satıcı bulunmuyor bence. Çok kötü bir punt. Aslında birazcık ters sekti. Zaten dokundu Patriots'un oyuncu ama hakem orada görmedi. Bizim tarafımızdan çok rahat gözüken bir pozisyondu. Şimdi kendi 28-29'umuzdan topu kaldıracağız. Aslında çok kötü bir punttı ama top gene bizi sevmedi. Rus takımının kullandığı 3. punt aslında hepsi kötü puntlardı. Ama şans bu. Top 2'dir. Çılgınca sekiyor. İlk değdiği noktadan itibaren bir 20 yard daha kendi başına ileriye gittiğini izledik. Umarım bir daha böyle olmaz. Şimdi 1 ve 10 oynuyoruz kendi 29'umuzdan. Arkada Moses. Bu arada running back'te bir değişiklik geldi saldo. Kimi izliyoruz? Baturay girdi. Baturay. O da hızlı bir oyuncu. Gap'ten çabuk çıkar. Onu da izleyeceğiz. Belki de dediğim gibi rotasyona artık gitmeye başlayacaktır iti ofansıda. Buna istinaden daha önümüzde birkaç değişik daha göreceğiz muhtemelen. 2 ve 5 oynayacağız. Baturay'ın 5 yardlık kazancı vardı. Arkada Baturay ve Moses ikilisine döndü. Hornet 4. çeyrek 20 sayılık bir fark söz konusu. Artık bol bol koşu oyunu izleyeceğiz muhtemelen. Sürenin geçmesini bekliyoruz. Moses takımı indirdi. Tekrardan içeriden bir dive ama bu sefer olmadı. Bir yardlık bir ufak kazanım oldu. Bu arada maçın sonuna yaklaştıkça line'daki çarpışmalar da artık Kur'an'ı zorlamaya başlıyor. Rus takımı özellikle artık kaybetmenin bilinciyle veya mutsuzluğuyla mı bilemeyeceğim ama orada çirkin işler yapmaya başladı. Henüz bir bayrak ya da uyarı görmedik ama. Çok dikkat etmemiştim ama beraber line'ı izleriz şimdi. İTÜ mola aldı. 3 ve 4 oynayacaklar mola sonrasında. Bu arada rotasyonu sebeplerinden birisi de şu tabi hani biliyorsunuzdur belki siz de. Üniversite lig takvimiyle bu maçın çakışmış olması. Yarın da bir playout maçı var İTÜ'nün Yeditepe Eagles'la. Şu an bahsettiğimiz isimlerin tamamı ünlükte aslında oynayan isimler. İşte, tabii. Yani bir oyuncu 24 saat içerisinde 2 maç yapıyor olacak. Tabii bu hani muhtemelen uygulanacak bir şey değil. O konuda İTÜ kadro derinliği açısından şanslı. Daha birçok genç isim var. Oyuna girmeyi bekleyen. Örneğin running backlerde Ali var.
O yüzden yarın sahaya dinç bir takım çıkacaktır yine. Çünkü hemen hemen yani farklı takımlar, o olayında özellikle hiç bir ünlü lig oyuncusu yok şu an. O yüzden ben diri kalacaklarını düşünüyorum ama muhakkak rotasyon yapacaklardır. Ben açıkçası QB Özkan'ın da oyuna girmesini bekliyorum. Maçın ilerleyen dakikalarında izleyip göreceğiz. Ornitz arkadaki running back'e döndü. Pasa çıktık. Moses dip bir pas. Atan boş. Kısa kaldı. Kısa kaldı. Çok güzel bir pastı. Moses'tan receiver atan Demirtaş. Biraz daha iyi adjustment yapabilseydi çok güzel olurdu. Dört ve dört oynayacaktı Hornets. Bir Mala geldi. Daha da fazla oyuncu olduğunu bilmiyorum ama o ihtimale karşı Mala aldılar sanırım. Yine bench oldukça agresif oyuncularına karşı. Sağda 12 kişi vardı. Umut hocamın da belirttiği gibi. Peki Umut hoca, bu hakemlerle ilgili bir soru sormak gerekirse, bu CFL kaplarında ev sahibi takımın ya da ev sahibi ülkenin diyelim federasyon tarafından mı belirleniyor? Yani bu hani Türk hakemin olması Türk maçta bir etki yaratıyor mu ya da bunun farklı bir yolu var mı, sizden öğrenebilir miyiz? Dediğin şey tamamen maliyet yönetimiyle alakalı. Yerel takımlardan, işte, ev sahibi takımlardan beklentisi hakem maliyeti. Tek başına bir hakemi uluslararası bir seyahate çıkartmak, ki 7 tane hakem olduğunu düşünürsek maliyet çok daha artıyor. CFL gibi amatör bir turnuvanın, arkasında ciddi mali yapı olmayan bir turnuvanın karşılayabileceği maliyet değil. Tabii hakemlerin belirlenmesi yine yerele bırakılmış durumda. Bizde federasyon belirliyor, diğer yerlerde takımlar kendi ricaları ya da tanıdıkları bir insanlarla ilerlemeyi tercih ediyor. Akreditasyon noktasında çok fazla oturmuş bir sistem yok. Teşekkürler. Bilgilenmiş olduk böylece. Berkan, ne diyorsun maçın gidişatıyla ilgili? Artık tamamen sürenin akmasına dayalı bir oyun sergiliyor İTÜ. Senin görüşlerini alalım bir de. Artık son dördüncü çeyrek, 5 dakika civarında bir süre kaldı. Hani futbolda trash time diyebileceğimiz, bu arada içeriden güzel bir baskı gelmişti. Oyun kurucu da iyi çıkardı oradan ama bir flag var. Holding mi var acaba orada? 73 numaralı oyuncu da kabul etti zaten. Orada artık maç sonu geldiği için Wilson birazcık oyundan düşmesiyle beraber dostane tablolar ortaya çıkıyor. Bir holding kararı 9 yardlık kazancı geriye attı. Bak tekrarı olacak. Ve 20 oynayacak şimdi Hornet. Hornets 2 ve 18'i savunuyor şu anda.
Solda iki receiver, sağda iki receiver. Amerikalı oyuncuyu sol slotta izliyoruz. Uykucu geriye. Çok güzel bir interception ama devamı gelmedi. Baran. Çok güzel. Ders eden bir interception daha izledik. Şimdi 1 ve 10 ve Hornets hücumumuzu izleyeceğiz. Patriots 39'undan topu kaldıracaklar. Red zone'a yakın bir nokta. Orada bir en kötü field goal gene gelebilir. Tabii koşu oyunu ağırlıklı olmasını bekleyeceğiz şu saatten sonra. Bir on. Bu arada receiver'larda da rotasyon görmeye başladık. Sağda 3 receiver izledik. Moses içeriye bir dive. 3 yard 4 yard. Çok güzel sürükledi Pyle orada. Baturay. 6 yardlık bir kazanç. Hızlı demiştin saldı ama aynı zamanda güçlü de. Evet. Koşu onu gösterdi. Evet. Şimdi Ali içeride, diğer önümdeki aynı zamanda. Bu arada kusura bakma, bir yanlış düzelteyim. Demin koşan oyuncumuz Faruk'tu önümdekte. Orada sola deep'i atana ve touchdown. Bomboş bir risota. 39 oldu. Hornet bombalamaya devam ediyor. Moses'ın 3. mü 4. mü oldu? 3 oldu. Moses'ın 3. touchdown pası. Atağan Demirtaş sol dipte topla buluşan isim oldu. Koşmasını bekliyordu herkes aslında Hornets'ın ama onlar dip pasla artık maçı mühürlediler diyebiliriz. Field goal denemesi şimdi. Kesin interception'ı kaçıran az önce Berkay topa vuracak şimdi. Berkay alan golü başarılı. 40-13. Hornets farkı 27 sayıya çıkardı böylece. Patriots'in işi artık mucizelere kaldı diyebiliriz bu saatten sonra. Bence bu kadar vakte bir mucize sığmaz. O yüzden Hornets'ı tebrik ediyorum. Maçı kazandı. Emin konuşuyorum çünkü zaten kalan süre muhtemelen 3.5 dakika, 4 dakika civarı. Artık rotasyona gidecektir ofansta. Merakla bekliyoruz özellikle genç kübimizi, Özkan'ı. Onun da bir Avrupa tecrübesi edinmesi açısından çok kısa bir sürede olsa etkili olacaktır. Hem de diğer oyuncuları önümüzdeki lig maçları için ve bu maç için dinlendirme fırsatı olacaktır. Bakalım Erkin Koç'tan bekliyoruz bir değişim. Umut, senin yorumun nedir maçın geri kalanı ile ilgili? Üçüncü çeyrekteki yorumlarımızı tekrar ederiz. Maç ilerledikçe iti yükseldi. Rus takımı düştü. Fark etki de açılıyor. Şu saatten sonra herhangi bir taştan gelecekse bunu yine iti'den bekleriz bence. Erkay iki kopu vurdu. Bu sefer touchback olmadı. Kenardan dışarıya çıktı bir flag. Şimdi Patrice'in bir seçim hakkı olacak. Bu arada yerel liglerde neler oluyor? Maçları izleyen arkadaşlar sporlardan haberi olanlar.
2 ve 10. Patrice'de artık uzun paslar deniyor. Ucu geriye çıktı. Sağa 10 out veya 5 out diyebileceğimiz bir rota. Bu arada Umut sormuştun diğer liglerdeki maçlarla ilgili. Maalesef yani üzücü bir haber. Koç Rams Sırbistan'da 52-36 mağlup olmuş. Gönül isterdi onları bu sene yine finalde görmek, hatta şampiyon olmalarını. Artık önümüzdeki yıllara yine de tebrikler. Orada bir flag var oyunun başında. Sola 5 out'luk bir pas. Ertürk alan. Alan kardeşlerin defans şubesi diyebiliriz. MVP yarışı sürüyor. MVP yarışı sürüyor. Bir interception pick six'e MVP'ye ortak oldu diyebiliriz. Türkler de çok iyi oynadı. Bu arada Moses'ı peki MVP olma şansını ne diyorsunuz? Ben yani muhtemelen official bir şeyini ona veririm. Maçı kopardığı için bence de Moses'a gider MVP. Şimdi Türkler kardeşlerin MVP yarışından bahsetmek eğlenceli ama hakkını verelim. İlk maçın başında 3 pas üzerinden gelen taştan bu maçı buraya getiren hadise oldu. Bana kalırsa da MVP'liği birine vereceksek hak eden Moses. Şu anda Hornets 3 kişiyle baskı yapıyor. Arkayı çoğalttılar. Bir shovel pass daha. Linebacker'lar uyandı ama bir tackle kaçtı. Orada sonrasında arka taraftan secondary'den gelen bir destekle tackle yapıldı ama mid linebacker'ımız orada yerine müdahale yapamadı. Patrick'in belki tutan tek oyunu diyebiliriz. Bu shovel paslarla çok fazla yard aldılar. Bu arada defansta da rotasyon başladı Hornets'ta. Tabii oyunun bu dakikasında bizim için çok da anlamı olmayan kayıplar bunlar. Sürenin akması bizim daha lehimize. Sahanın içerisinde biten her koşu oyunu, her başarılı pas artık bizim maçın sonuna daha da yaklaştırıyor. Bu arada Hornets 4 line'lı baskıya döndü. Baskı gelmişti. Güzel bir pas daha izledik oyun kurucudan. Bakalım 8 yardlık bir kazanç. Patrick hücumu solda 3 receiver, sağda tek receiver ile izleyeceğiz. 2 ve 2. Peki yaptığı QB soldan baskı vardı. Çok güzel ama güzel de pas çıkardı. Çok hızlı döndü receiverları. 80 numaralı oyuncu ve touchdown Patriots. Oyun kurucuyu tebrik etmek lazım. Çok güzel baskıdan kaçtı ve pası çok hızlı çıkardı. Sonrasında catch sonrasında 80 numaralı oyuncu tuttuktan sonra oldukça iyi bir adım koştu. Hem rotası güzeldi Umut, hem de topu tuttuktan sonra çok güzel bir cukla 3 rakibini birden egale etti. Aslında beklemediği tarafa döndü rakiplerini. Gayet güzel bir oyundu. Ve skor böylece 40-19'a geldi. Şimdi 2 sayılık oynuyor Patriots. Sağda 2 receiver, solda da 2 receiver, 2 sayılık deneme. Patriots'tan QB düştü dropback'e. İçeriye bir pas. Amerikalı oyuncu ama başarısız. 40-19. Orada bir itüde ufak bir sakatlık var. Bekliyoruz şu anda. Şanslı bir
çarpışma sanıyorum. Şimdi son anlarında artık biraz yorgunluk, biraz şanssızlık. Umuyoruz ciddi bir şey yok. Bekliyoruz. Bu arada tabii return'la başlayacağız. Sakatlık sonrasında böyle ciddi bir şey yoktur. Kalkıp kenara kendisi yürüyerek geçer oyuncumuz. Önemli bir şey yok gibi gözüküyor. Ufak bir burkulma olmasını umuyoruz. Berkay bu arada sekerek çıkıyor ama bir tarafında Erkin koçuyla beraber. Önemli bir şey yok gibi gözüküyor. Onside kick bekleyebiliriz. Solda 6 kişi dizildi Patriot. Sağda 4 var. Hornets hala öne çıkmış durumda değil. Solda 6. Bir onside ama ortaya doğru. Ama 89 numaralı oyuncumuz recover etti. Hiç gerek yok böyle şeylere. 50-60 numaramız mı orada? 50 numaralı oyuncumuz. Şu an yanımızda maçı bizle izleyen Yiğitan Erdoğan'ın formasıyla mücadele eden oyuncu. Yiğitan'ın ruhunu sahaya yansıttı. Savaşçı ruhunu. Teşekkürler Berkan. Tabii sakatlığına vermiş olduğu sebepten dolayı ben de yayında sizlerleyim. Ve knee down yapıyor Ito Hornets. Muhtemelen sürede bitti. Hornets Avrupa arenasına çıktığı ilk maçı 40-19 kazanıyor. Ve Sırbistan'da mücadele etmeye yarı finalde hak kazanıyor. Başarılar diliyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Berkan ve Umut hocama da teşekkür ediyorum. Onlara veriyorum son söz için. Çok teşekkürler Yiğitan. Hornets ilk maçında kendi evinde galibiyetle ayrılıyor. Umut senden de maçı birkaç kelimeyle yorumlamanı isteyelim. Yine ilk maç üzerinden yapacağımız yorumlar. Biraz tutuk, biraz heyecanlı başlayan maç bizim için çok güzel bitti. Çok net bir skor, çok net bir galibiyet. Maç ilerledikçe daha fazla yükselen, daha iyi oynayan bir İTÜ'yü izledik. Darısı Sırbistan'ın başına. İlk maçında galibiyetle sahadan ayrılan Hornets'ı biz de buradan tebrik ediyoruz. Sırbistan'daki maçta başarılar diliyoruz. Hepinize iyi akşamlar, sağlıcakla kalın.